gibi böyle kopma falan yok. Sadece depo. Yok yok kopma. Sen bunu mu yaptın? Bak gerçekten getir botoksu getir. Cüzdanımı unutmuşum anne yine. Yapma Allah aşkına. Arkadaşlar tam cüzdanımı almaya gelmiştim. Bugün sizlerle birlikte kuaföre gidiyoruz. Biliyorsunuz ki tatilden geldim ve saçlarım epey bir yıprandı. Saçlarınızı... Konuşamıyorum ben. Bay bay videoda bir... Tamam yeniden alıyorum. Güneşten falan saçlarınız yıprandığı için kuaföre gitmemiz illa gerekiyor. Kızlar bunu çok iyi bilir. Şimdi sizlerle birlikte kuaföre gideceğiz. Saçlarımı sarı yaptırmak istiyorum ama ilk önce bu kuaförüme de danışmam lazım. Yani yapabilir miyiz yoksa hani yanar mı bilmiyorum. Çünkü sarı tehlikeli bir renk ve açarken saçlar yanabiliyor. Benim de saçlarım çok boyadığım için zamanında ve yandığı için. Ona göre bir şeyler bakalım yapacağız soracağız. Olmadı bakım yaptırırım. Saçlarımın uçlarını sarı yaptırabilirim. Neyse o zaman hadi hemen geç kalmadan kuaförümüze gidelim. Ben kaçıyorum. Bay bay. Bir dakika yine sizi unuttum gel. Arkadaşlar gitmeden önce bir şey fark ettim. Tüm videoda büyük ihtimalle buna gıcık oldunuz. Gel buraya. Buradaki kuş düşmüş alamıyorum da. Nasıl yapıştıracağım lan? Tamam. Artık rahatlayabiliriz ve gidebiliriz. Aşklarım selamlar. Şimdi kuaförümüze geldik. San kuaför Ataşehir'deyim şu anda. Saçlarımı sarı yapacağız ve saçlarıma bakım yapacağız. Çok merak ediyorum nasıl olacak ama bence yine çok güzel bir sonuç çıkacak. Her zamanki gibi. Evet. Şimdi bir de buradan SS almanızı istiyorum. Önceki hali, sonraki halini alırsınız bir de tamam mı? Yeni saç takacağız. Çok güzel böyle bir bebek sarısı var. Onu takacağız. O şekilde yani. Şimdi TikTok videosu çekmeye gidiyorum. Ya yine kaydı başlatmadım sana. Çünkü böyle şeylerim vardır bilirsin. Başlatmışım ama. Evet saçlarım geldi. Arkadaşlar nasıl ama? Daha önce bu renk saç kullanmıştım. Yeniden buna dönmek böyle beni yine heyecanlandırıyor. Sanki yeniden böyle yaptırıyorum gibi. Ama çok güzel değil mi? Yorumlara yazın. Saçlarımı boyadık, kaynaklarımızı çıkarttık, yeni kaynakları takacağız. Öyle bir merhaba demek için açtım size. Şu anda saçımı açıcı sürdüm ve saçım açılacak bu şekilde. Arkadaşlar şu an hala bekliyoruz. Ama bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok iyi oldu. Temiz oldu ya. Gerçekten. Aynen. Arkadaşlar yani. Şimdi saçımı yapıyoruz. Açıcı yaptık saçıma, şimdi de saçımı yıkıyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Ceren, saçın uçları biraz deforme oldu. Ama bu giderilmeyecek bir şeydi böyle. Kopma falan yok. Sadece deforme. Yok yok biraz. Çok küçük. Gel. Ya kötü bir şey yok mu? Yok yok kötü bir şey yok. Gel saç. Hı. Ben tutarım oğlum. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Ben tutarım. Şimdi saçını açıdan gene söyleyeyim. Hani biraz tutun ama o her açıdan saçta normal. Olur böyle şeyler. Ama yanma falan değil. Bir dakika dur, bak bana bak, panik yapma sakın, tamam mı? Açıyorum. Yok, bunlar önünde kalsın. Bu ilk etapta olur ama kalıcı bir şey değil. Şimdi bakım yapacağım, o geçecek, kalmayacak. O kopmalar en üstlerden olanlar zaten, kopmuyor normalde. Ama hepsi koparsa? Yok yok, sadece üstlerden olanlar ya, bir sakin.
Gerçekten bir şey olmayacak. Ya bir sakin ol bak, gerçekten şimdi bakım yapacağım, o normale dönecek, böyle kalmayacak. Şu yapsana bir keratin bakımını hazırla, botoks bakımı alalım saç hemen. Gerçekten getir botoksu getir. Bu şu anda böyle kokuyor ama bu kalınca bir şey... Bu en üstleri, en üstleri bu. En üstleri. Sorun olmayacak, hemen gidelim şimdi biz bunu. Hemen gel yanıma, gel yanıma. Ağlama. Hayır, hayır. Ya bak, bunu yapayım ki kokması dursun. Bunu yapmasan... Yalnız genelde en üstleri de su bakımını bir yapalım, anında normal gidiyor. O en üstleri, o kopanlar en üstleri. Tamam mı? Bakımını yapacağız. Şu anda bu kopanlar, bunlar en üstleri zaten. Sen almayacaksın. Bir sakin olsan, hızlı bir şekilde bakımı... Yok yok, kopmayacak. Ağlama ya, sakin ol. İyi misin? Su ister misin? Su getir. Seste falan getir. Hemen yerel olmasını. Bak bu bakın, inan böyle en böyle yıpranmış, yanmış, kokmuş saçları da anında normale sığırıyor. Şu anda saçın en üst tarafında deforme var ama kalıcı bir şey değil. Bu bakımdan sonra kokması duracak saçımın. Yok yok, o en üst taraftaki ölü olan yerler. Düzelce kalmayacak burada. Yok yok, bir şey değil o, bir şey değil. O demirdi tutan. Benim elimdeydi o, demirdi tutan. Saçım kopmuyor. Ben onu aldım, ben verdim. O kopma değildi o, kopma değildi. Tamam, şimdi biraz bekleteceğiz, tamam mı? Bir havluya saracağım. Tamam, şimdi biraz bekleteceğiz, tamam mı? Hayır, gitme bir yere, gitme bir yere bak. Güzelsem ben sana toparlayacağım mı gerçekten Ceren? Şaka yaptık şaka. O kopan saçlar senin değil de çıt çıt saç ekledik biz oraya. Hatta kamerada da görürsün bunu. Senin değil de o kopan saçlar. Ya. Şaka yaptık sana. Ay çok sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Çok korktum ya böyle. Tam hepsi geliyor, bir anda dedim ki hani herhalde hepsi kopacak, tel falan kalacağım. Yerine yapılabilecek en iyi kışkırtmayı yaptığımızı düşünüyorum. Yemin ediyorum ya. Selamlar, şu anda saçımı görüyorsunuz. Nasıl güzel oldu, nasıl mükemmel oldu. Kuaförüm yine nasıl mükemmel yaptı bu saçı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl. O dilde saçın yanlış şakası çok iyiydi ya. Tam onu söyleyecektim. O şakadan sonra yani böyle mükemmel bir saç beni aşırı derecede mutlu etti. Ama gerçekten çok korktum. Aslında ağlamasaydım ben o şakayı daha devam ettirecektim. Ama sen ağlayınca dayanamadım. Gerçekten kafayı yiyecektim arkadaşlar. Bir de o kadar ben belli etmedim. Yani belli etseydim daha da şey olurdu. Hüngür hüngür ağlardım yani, hiç kafamı kaldırmazdım. Ceren dedim kendine gel yani, bir şey olmaz. Zaten senin çok fazla saçın yok. Biraz daha yansa ne olur falan diye kendimi teselli ediyorum böyle içimden. Ama işte arkadaşlar bir an şey sandım. Hani hepsi kopacak ve tamamen kel kalacağım ve bir daha saçsız kalacağım diye korktum. Tamamen saçlarımın hepsi gidecek gibime geldi. Böyle elime tutam tutam geliyor. Ama onlar benim saçım değil. Ama benim haberim yok. Yemin ediyorum ki mükemmel bir şakaydı yani. Diğer müşterilerimiz bile gerçekten saçın yandığını düşündü. Evet. Biri sanırım öyle demiş. Gerçekten aynen. Saçı yandı mı falan demiş. Kadın tam onu da yaptıracak. Vazgeçti ya yaptırmaktan. Siz de saç yapıyorsunuz dedi. Vazgeçti gitti.
Bir şaka uğruna ooo. Bir şaka uğruna arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Şu anda ben saçımın rengini aşırı derecede çok beğendim. Sizler de sürekli bu renk yaptır diyordunuz bana. DM'den falan sürekli şey alıyorum, mesaj alıyorum. Ceren, Ceysi saçını bu renk yaptır, bu renk yaptır diye. Geçen geldiğimde bu renk yaptırmak istemiştim aslında ama saçım kızıldan döndüğü için bu renk olamamıştı. Şimdi de madem açmışken dedik, bu renk yapalım, bu renge dönerse yapalım dedik ve döndü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sürekli bunu söylüyorum ama daha fazla başka bir renk yapmayacağım galiba. Bu renkte artık kalacağım gibime geliyor. Lütfen artık bunda kalalım. Her geldiğinde bize yeniden askerlik yaptırıyorsun. Hayatımızın sınavını verdiriyorsun. Bunda kalalım artık. Diğer gelişimde şey demişim. Saçımın hepsini pembe yapalım. Yeniden kızıl yapalım. Artık tüm saç renklerini denediğim için yapacak bir şey de kalmadı da. Neyse, sizler de bunu seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an yani şey fark ettim. Kahve yaptırıyorum, yine sarıya dönüyorum. Kızıl yaptırıyorum, yine sarıya dönmek istiyorum. Renkli yaptırsam yine sarıya dönmek istiyorum. O zaman artık bir zahmet kel kalmadan sarıda kalayım. Tamam mı arkadaşlar? Siz bana saçımın rengini artık değiştirtmeyin. Artık bana deyin ki, yorumlarda yazın, Ceren kendine gel, linç atın hatta gerekiyorsa saçımın rengini değiştir. Eyvah, linçler geliyor şimdi bir ay sonra. Of ya. O şekilde yani. Şimdi salatam gelecek, salata yiyeceğim. Böyle, başka da konuşacak bir şey yok. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşmek üzere. Saçım bitişinde ya da salata yerken ya da öyle böyle şöyle. Nerede görüşürsek artık. Öpüyorum. Plastik bekliyordum. Ya ben öyle bir şey yapar mıyım? Plastik yapalım, getirecek miyim? Her şeyin en iyisi olur. Saçlarımız bitti. Bence rengi efsane, güzel oldu. Ellerinize sağlık. Ben çok beğendim. İyi günlerde güle güle kullan. Biz de çok beğendik. Eminim onlar da çok beğenecek. Evet. Beğendiyseniz eğer yorumlara yazın aşklarım. Videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki siz öpüldünüz. Bay bay.